Bu adam hız treninden aşağı kayıyor. Hız treni böyle olmaz. Ve bu adam da arabanın üstünden atlıyor. Hiç güvenli değil. En çılgın tehlikeli atlayışlar. Evde asla denemeyin ya da deneyin. Bu adamlar tüplerin içinden kaydığımız su parklarından birinde. Evet, başta anlamamıştım. Sonra klozete benzediğini fark ettim. Sifonu çekince dönerek giden bir tüp. Bir dakika, eminim bu yaptıkları aşırı derecede pahalıdır. Onu küçültmeleri gerek. Onu küçültebilecek teknolojileri var herhalde ellerinde. Doğru. Ve her şeyi onun için böyle ayarlamaları gerekiyor. 3 tane adamı küçülttükleri filme çok benziyor. Çocukları küçülttükleri film mi? Evet. Tatlım çocukları küçülttüm. Cips, kola, kilit. Tamam, sevdim. Oyuncak arabaya benziyor. Gerçek olduğuna inandıramazsın beni. Tam bir düzmece. Ne? Gerçek mi bu yoksa CGI? Gerçek olma imkanı yok. Gerçek ama inanamıyorum. Şuna bak. Yükümüz çoktan mahvoldu bile. Sürpriz bir şekilde daha çok çılgın şeyler isteyeceğiz. Tamam, o zaman sonuna sarıp bakmam gerek. Hey, sıradan bir çamur bisikleti böyle değil üstünde mi? Üstünde çiviler ve var. Bisiklet değil, motor. Yorumlarda salak diyecekler bana. Seni salak. Bazen biz de yanılabiliyoruz. Sakin olun. Daha hızlı gitmesi ve daha iyi tutuş gücü vermesi için mi yapılmış? Yani açıkça öyle olmasa izliyor olmazdı. Yani açıkça... Hız trenleri bilmek içindir ama kimse nasıl olacağını söylemedi. Yani kollarınız ve ayaklarınızla dediler. Hayır, kızak kullanamazsınız demediler. Söylemelerine gerek var mıydı? Ne? Neden kızak kullanıyor? Çok hızlı gidiyor. Tehlikeli dönüşe doğru. Oh. İnanamıyorum, spiker bile var. İnanamıyorum, çok ciddiler. Karınca adam gibi. Şuna bak. Çok esnek. Bacaklarını aşırı açmış. Hey, bu o mu? 30 metre atlayış. Asla yapamazdım. TikTok'ta görmüştüm. Ne kadar hızlı düştüğüne bir bak. Evet, çok hızlı düşüyor. Asla kendimi mental olarak buna hazırlayamazdım. Vücudunun her zerresi atlamamanı söylüyor gibi. Ama havalıymış. Utah'ta olimpiyat yapmak zorundaydılar ama Utah'ta hiçbir şey yok. Vay canına. Bu kadar kolay olamaz. Adam muhtemelen Florida'da limanında takılıyor, taklalar atıyor ve cakas atıyordur. Sonra hey jet ski'me bakın falan diyordur. Normal bir şekilde bile jet ski süremiyorum. Nasıl takla atıyorlar ha? Bunlar 200 kilo falan. Vücut ağırlığını kullanman gerekiyor. Paraşütle birlikte kayak yapıyor. Gerçekten havalıymış. Orada kayamazsın. Çok tehlikeli. Ama o yapıyor. Çünkü sırtında bir paraşüt var. Neden acaba? İnanamıyorum. İnanılmaz. Umarım başarmıştır. Roket motor. İnanamıyorum. Bir dakika. Bu dünya rekoru falan durumu. Bisiklet miydi o? Arabanın yetişmeye çalışıp yetişememesi komik değil mi? Bisiklet bu. Eğer güneye gittiyse işi bitti demek. Evet, merak ediyorum acaba... Ha, boş ver onu, bu adam uçaktan düşüyor. Bir dakika, ne yapacak? Bekle. Uçaktan düştü. Çocuklar çabuk olun, yere inmesine yardımcı olmak için bir şey icat etmemiz bir gerekiyor. Bir çeşit ayakkabı gibi olabilir ve yere paralel bir şekilde bu tasarlanabilir. Muhtemelen altındaki havayı sıkıştırmamız gerek. Hadi, hadi ama hadi. Ne bu? Olamaz, bulamıyorum. Olamaz. Niye beni böyle şeylere çağırmıyorsun? Paten mi kayıyorsun? Ya öğrenebilirim. Cemi, daha yeni bisiklet sürmeyi öğrendin. Bak, bu sensin işte bak. Tamam, davet etme. Bekle Cemi, sus. Gerçek hayatta evet, Hot Wheels. Evet, haklısın, susuyorum. İnanamıyorum. Hayır. Hot Wheels, hayır. Lütfen her şeyi yaparım. Çocuğum var ve ikimiz de bayılıyoruz. Yaparım. Umrumda değil. Güvenli olmasa bile Hot Wheels pistine çıkmak benim hayalim. Ya en tepeye çıktığında araba bir anda düşer. Hot Wheels oyunu oynarken zaten başıma geliyor bunlar. Evet, sürekli oluyor. Nitronu iyi ayarlaman gerekiyor. Dönemeçlere geldiğin zaman seni biri itiyor ve eğer nitron yoksa batırıyorsun. Ama bu adamlar anlarlar. Aynı şeyden bahsediyoruz biz. Onlar bilir, merak etme. GTA gibi davranıyorlar. Bu gerçekten havalı bir şeye benziyor. Aa, tahmin edeyim. Dubai mi burası acaba? Dubai gibi durmuyor çok. Evet, öyle durmuyor ama başka nerede insan jeti yapabilirsin ki? Hop. Ha, Dubai'ymiş. Hey, evet haklıymışım. Dubai olmak için çok yeşil bir yer. Bunları giyerek bir uçağın üstüne inebilir misin yani? Evet, neden olmasın? Zengin, sen her şeyi yaparsın. Neden? Neden yaparsın? Aşağı düştü zannetmiştim. Bisiklet sürecek başka yer mi kalmadı yani? Ama manzara güzelmiş. Bacan. Gidebilir miyim buraya? Çatıda bisiklet sürmek için değil ama takılmaya. Ben de. Oo. Ağırlıklar ne renk? Ağırlık mı vardı orada? Ne? Neden bahsediyorsun? Ne, bir de takla mı? Dragon Ball Z'nin hayat bulmuş hali bu adam. Adam gösteriye çıkmadan önce saatlerce antrenman yapıp bunu düşünmüş değil mi? Bir de takla ekleyeyim ben şu harekete. Jimmy, bunlardan istiyorum. Burada çok kar yağmıyor, o yüzden gereksiz ama yine de istiyorum ben bundan. Çok eğlenceli duruyor. Uzun zamandır kayak ve snowboard kullandık. Kimse değişik bir şey yapmadı öyle değil mi? Kızak falan hariç ama yani onlar sayılmaz çünkü havalı değiller. Bekle, bu CGI mi? Hayır, hayır değil. Vay canına. Harika bir manzara. Yelken kanadı söylemiyorum bile. Ve duman da ekledi çünkü havalı. Vay canına. Tamam, anladık, biz de iyisin. Bunu yapacak cesaretim yok ama yapsaydım hayatımın en güzel 5 dakikası olurdu. Çok havalı. Havalı az kalır yani. Ben böyle bir otobüs görmüştüm. Jet motoru vardı. Çocukken bir gösteride izlemiştim. Elon Musk arıyor. Gerçekten yetişecek mi? Aa, inanamıyorum. Vay canına. Otobüse bak, resmen uçuyor. Nasıl duracak? NASA arıyor. Seni işe almak istiyor. Ha, bir dakika. NASA demişken. Oho! Bu çok güzeldi. Yükseklik bile takmamış adama bak. Bu videoyu kız arkadaşım izliyor. Aynen öyle. Yolculuk cennete mi? Uzaya gidecek kadar yükseğe zıplattıklarını bir düşünsene. Yanlış düşüp de bacaklarımı kırmaktan çok korkarım.
Muhtemelen tamam. Öyle olurdu. Bekle, başka açıdan da var. Bu adamın profesyonel bir eğitimi vardır evet, herhalde. Gayet iyi. Çok fazla kar bu, sporu var. Modern Warfare 2 geldi aklıma. Evet, evet, dağdan aşağı gidiyor. Uçaktan paraşütsüz atlayan adam bu. Bunu görmüştüm. Uçaktan paraşütsüz atlayan adam bu. Evet, ben gördüm bunu. Buna nasıl cesaret edersin ki? Hesaplamalara nasıl bu kadar güvenirsin? İşin arkasındaki ekip inanılmaz. Baksana, hafif sağa gitti sadece. Neredeyse tam isabet. Başka ne isteyebilirsin ki? Noel Baba! Noel Baba geliyor! Evet. Zekice, tüm gün boyunca gördüğüm en iyi şey olabilir. Tebrik ederim. Ayak mı takıyorum? Hop! Olamaz, hediyeler yanıyor. Olamaz. Bundan istiyorum. Her kimsen bana sat bunu. Olamaz, ormana ateşe verecek. Her yerde kar olmasaydı tabii. Bu iyiydi. Hey. Bak, jet skilerin takla atabildiğini, canavar arabaların takla atabildiğini, dünyadaki her şeyin canavar takla atabildiğini. Canavar kamyon bu, araba değil. Canavar kamyon, aynen. Ön takla attı. Yürü canavar kamyon. Üzüldüm, bir anda geldi. Bisiklet istemiyorum. Havada dedi ki, boş ver bisikleti. Eğlenceli duruyor. Hayatını yaşıyor. Kar aracı, su aracı olmuş. Yani teknik olarak jet ski, öyle değil mi? Evet, jet ski ile kar aracının arasındaki farkı bilmiyorum. Yani bence jet ski sıvı H2O için ve kar aracı donmuş H2O için yapılmış. Ve ikisi de aynı zamanda... yangın çıktı, kimin umurunda? Sesini. Adam öylece zıpladı. Sağ ol. Eklemek istediğim başka bir şey. Ölçtüler. Hızı 30 kilometreye çıktı. 70, 80 ne anlama geliyor hiçbir fikrim yok. Şeye ihtiyacın olmadığı zamana... 1, 2, 3 harika. Yarışa benziyor bak. Evinden çıkıp bunu gördüğünü bir düşünsene. Sinema oluyor sanırsın. Evet, gerçekten. Bunların yarışması oluyor biliyor musun? Süper tekneler birbiriyle yarışıyor. Bir düşün, böyle bir tutkun var. Hayatta sadece sen ve kırmızı tekne. Ve dumana boğuldun. Bir dakika. Şey mi yapacaklar? Kim daha ileri gidecek? Spor falan mı bu? İkisi de yaptı. Tünelde uçak, evet, GTA. Evet, her GTA oyuncusunun hayalidir diyecek. Askeri üstten 5 yıldızla kaçmaya çalışırken ben işte. Lütfen uçağımı vurmayın, çok çalıştım. Gözünü bile kırpmıyor. Hey, dev tüpte taklalar ha. Buna Tony Hawk hareketi mi deniyor? Evet, çok zor bir iş bu. Senden iyi kayıyor. Evet, 9 yaşında olmasına rağmen sana katılıyorum. Tamam. Bu iyiymiş bak, 10 tane alırım. Tane bana, bir tane de sana. 10 tane istiyorum çünkü 9 tanesi kırmam için ve sonuncusu da elimde olsun diye. Vay canına. Çok komik. Sizin de bunu yapasım geldi. Benim de. Çok iyi TikTok çekilirdi. Hadi yapalım. Acıtmıştır. Battlefield'da yapıyordum bunu. Asla bunu yapmana izin verme. Neden? Güvenli duruyor. Sadece dağdan aşağı 8000 kilometre hızla iniyorlar. İlla ki bir ağaca çarparsın. Yere ne kadar yakın olduklarına baksana. İnanılmaz. Paraşütleri mi var? Nasıl iniyorlar? Hayır. Kanat elbisesi bu. Geri hareket yaparak hızını yavaşlatıyorsun. Tekniği var bu işin. İnanamıyorum. Bir köpek bu. Köpeğin aklından ne geçiyor acaba? Düşünce yok. Keyfini çıkarıyor. Merhaba bebeğim diyor. Hala olmadıysanız abone olun. 20 milyona ulaşmaya çalışıyoruz. Hoşça kalın. Olun.